Şu anda temeli mi atıldı, yok, atılacak mı? Ya da istiyorsunuz mu? Adı var kendi mi yok yoğuz ortalıkta? Şu an adı var, kendi yok abi. Allah'ın izniyle onu da yapmayı düşünüyoruz. İstiyoruz diyorsun. İstiyoruz. Köy halkı olarak, köy konağı istiyoruz. Bekliyoruz. Hayran köyünün ne kadar gurbetçileri, tutkun aynen gurbetçileri ya varsa o insanların kendilerini göstermelerini aynen istiyoruz. Aynen. Köyüne biraz destek çıkmalarını bekliyoruz. Hep beraber şöyle bir el sallayalım kameraya. Evet, köy sakinleri olarak. Selamun aleyküm. Ben Hayran Köyü'nden Halil İbrahim Aksu. Hayran Köyü'nde ne kadar dış devlette, Fransa'da, Avusturya'da, Almanya'da tanıdığım, tanımadığım arkadaşlarım varsa hepsine selam ve gözlerinden öperim. Büyüklerin gözlerin, küçüklerin elin şeyinden öperim diye arkadaşların hepsini, askerdeki gençlere de hepsine de selamım olsun. Oğluma da, İzmir'deki hayranlara da hepsine selamım olsun. Oğlum var Şırnak'ta, asker. Asker arkadaşlarının hepsine de selamım olsun. Diyeceğimiz bu kadar. Hayran Köyü tertemiz bir köy. Mezarlığımızı yaptırdık. Taziye ziyaretimiz çok güzel oldu komşular. Biraz sudan sıkıntımız var. Size ihtiyacımız var Allah'ın doğrusu. Avrupacılar. Elektrik şeyi, panoyu da attıracak. Panoyu aşağıya. Elektrik yeren kesiliyor. Sular gitmiyor, yetmiyor. Bunlardan haberiniz olsun. Arkadaşlar. Hepinize tekrar selam söylerim. Daha da ne diyeyim? Daha da bir şey diyemiyorum. Yeter. Tamam ablam. Biz içeriz. Çay içer. Evet, çay senin isim neydi abim? Benim ismim Mehmet Tuğrul. Mehmet Tuğrul. Mehmet abi nasılsın? Teşekkür İyisin ederim. Abi. İyiyim Allah'a şükür. Köyde yaklaşık 4 dönem muhtarlık yaptın. Evet. Sene kaçtı muhtarlık yaptığında? Ben 99 seçimlerinde muhtarın yanında azaydım. Muhtarımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Neydi, ismi neydi vefat eden? Ali Deringöz. Şey, Ali Durgun tövbe estağfurullah. Evet. Ali Durgun, Allah rahmet eylesin. Çok bir insanıydı. Evet. Oradan sonra da işte muhtarı bize verdi. Ondan sonra da devamlı komşuları seçti. Biz de şu anaca gidiyor. 2020'ye kadar? 2020'de, 20'ye değil işte ben normalde almadım onu da. Benim başıma olay geldi. Ben cezaevine neye düştüm. He. Ondan sonra oğlum seçildi. Oğlum komşular geri oğlumu seçti. En güzel. Evet abi. Peki sen kaç yaşındasın şu anda? Şu anda 56 yaşındayım. 56 yaşındasın. 56 yıl boyunca burada kimler muhtarlık yaptı? Daha önceki muhtarlarımızın Benim bildiğim muhtarlıkta Seyfettin Emin vardı rahmetli. Onu dönem biliyorum. Ondan sonra Sayım abi vardı, o yaptı. Ondan sonra işte iki dönem Alem mi yaptı bu rahmetli olan. Evet. Ondan sonra da devamlı bir 20 senede biz yaptık. Evet. Biraz eskilere gidelim şöyle 20, 30, 40 yıl önceye gidelim. Eskiden bu köyde köy odaları var mıydı? Biraz geçmişi anlat. Köy odamız yoktu da eskiden tabii komşuluklar daha bundan güzel idi. Evet. Bir de bu hastalığın şeyinden biraz komşular birbirinden koptu. Korkuyor yani birbirinin yanına gelmemezlikten yanına. Biraz geriye dönersen geri daha güzel idi yani. Eski şey daha olarak mıydı? Eskiden akraba. Şey olarak bağlı olarak eski daha iyiydi. Ama normalde geçim olarak biraz şimdi şükretmek lazım. Şimdi yani bu köyümüzde diye ki herkeste traktör, herkeste taksi var. Önceleri ise de bir kişi de belki iki kişi de anca vardı. Yani geçim olarak şimdi güzel, komşuluk olarak eski güzel. Evet, ne zaman başladı peki Hayran Köyü'nün gurbetçileri gurbete gitmeye ne zaman başladılar? Vallahi çoktan gitmişler, ben çoğunu bilemem de normal. Eskiden beri var yani. Eskiden beri var zaten buranın %60'ı dışarıda. Daha fazlası dışarıda. Şu anda burada 67 hane köyümüz, bir de Kavlan köyümüz var. Bizim o yandan mezramız beraber aynı muhtarlığımız bir. Orada kaç hane ev var? Orada da 20 hane var. Şu anda 12-13 hane oturuyor. Evet. Muhtarlığımız beraber aynı, yani hiçbir ayrımımız yok komşularımızla. Anladım. Peki oranın gurbetçisi var mı? Aynen var, aynen. Oranın da gurbetçisi var. İnşallah oradan da bir babayı sponsor çıkar da bir günde orayı çekeriz. İnşallah çekerek. Geniş kapsamda. Nasıl buranın gurbetçileri tutkun değil mi? Ya yani çok güzel. Allah razı olsun baba. Ben 20 sene muhtarlık yaptım. 20 sene onların sayesinde muhtarlık yaptık. Darardığımda yani hiçbir ayrım yapmıyorum herkesten. Dize ki köyümüze işte şu kadar ihtiyaç var ise
Ertesi gün getiren bol getir, ben doğal insanım, ben çayımı içerek yardım ediyorlar yaparım. Yani ekmeğim yerken bile, turşu yerken bile ben röportajımı yaparım. Sen evet, devam et abim. Bana bakma sen. Ne yapayım? Soracaksın ki cevap vereyim mi? Sormasam cevap veremeyeceksin. Vereceğim de ne yapayım işte, diyorum ya gurbetçilerim. Kaldığın yerden devam edeceksin işte. Yardım ediyorlar, yardım etmiyorlar. Ya. Sen yalan konuşuyorum. Çok yardım ediyorlar. Öyle az mı değil yani. Evet. Belki peki şimdi, eskiden buraya Ceyran Sede kaçta geldi? Ceyran 86'da ben askeriydim. Günleri tanıyor musun? Hatırlıyor musun? Önceleri lamba yakıyorduk. Ben 86'da. Lamba, lüks lamba mı yakıyordunuz? Yok normal. Biz sadece 5 şey yakıyorduk. Ya, durumumuz iyiydi halinde. 7'ye 14'e çıkamadık ki. Değil mi? Normal tabii. Orada da şeyine bütçeye göre yakıyorduk. Orada yakanlar vardı. Yok, değil mi? Yok tabii biz 5 numara mı dillerdi? 5 numara, 7 numara, 14 numara vardı. Biz hayatımızda hep 5 yaktık. 7'ye bile çıkamadık. Gaz yakıyorduk. Gaz yağını nereden getiriyordunuz? Ahtardan. Ahtardan getiriyorduk. Şurada petrol vardı. Buradan alıyorduk aşağıda. Şu yolun ne kadardı? Var ya. Litresi ne kadardı? Vallahi orayı bilemem. Bunu. Petrolü bilemem ki. Eskiden durumu çık iyi olan hangi aileler vardı burada? Vardı. Vallahi burada. Bizden harici hepsi değildi durumu. Değil mi? He vallahi diyorum ya bunların... Hasan abinin neyin mesela, koyun çoğu davar malı çoğudur. He. Şimdi davar malı kalmadı, hep gurbete gittiler. Herkesin durumu da iyiydi. Evet, sen kaç kardeşsin peki? Biz üç kardeşik, abim, büyük abim İzmir'de. Onun küçüğü benim, işte küçüğüm de Ahmet. Hı. O da dışarıda. Beş kardeşik, hepimizin birer oğlu var. He. Ahmet'in üç kızı, abimin iki kızı var, benim beş kız var. Ahmet abi neyin oluyor şimdi senin? Benim kardeşim, küçük kardeşim. Küçük kardeşim. Sen abisisin. Ben abisiyim. Peki o gurbete gitti, sen niye gitmedin? Ya abi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir yurtta kalan, dertte kaldığım bir laf var ya. Evet. Şimdi annemiz öldü, ben evliydim. O bekardı. Dedik bunu gönderecektik. İşte kısmette onun varmış. Allah bütün onun sayesinde yani biz geçiniyoruz. İnkar etsek gözümüze durur. O bize çok yardım ediyor. Evet, Ahmet abim geliyor mu köye? Geliyor. Kurbanı beraber kestik. Burada 10-15 gün kalıyor. İzmir'de çok kalıyor. İzmir'de mi daha çok kalıyor? Neresinde kalıyor İzmir'in? İzmir'in onun vallahi her tarafta kalıyor, onun yeri var orada. O tarafta daha kalıyor, çok. Orada daha çok kalıyor. Dağıldığı zaman ayırdığı yerler var. Evet. Evet. Şöyle bir selam gönder. Vallahi kardeşime orada özellikle çöntelemi var orada, çöntelemi direkt oruna, kayınbabama, bacanaklara, hepsine yani dayımın çocuklarına, gelinime özellikle hepsine bol bol selam. Hayranın herkesine yani hiç ayrım yapmadan Avusturya'da hayran, kavlan, o bizi tanıyanların herkesine bol bol burada selam sarıyorum. Burada hangi sülaleler var hayran köyünde? Sülaleler olarak burada ya ne diyeyim, 3 sülale var yani. Şimdi isim saysak çirkin olur yani şey olarak.